Kardeşim bir yanlışınız var. Bu koltuk takımı bizim olamaz. Zaten bunlar koltuk olamaz. Olmuş bile teslimat adresi burası yazıyor. Bir imza alayım. Kim yazdırmış o adresi oraya onu? Ben. Oh, şiş. Ha. Vedalaş artık Mahir. Teşekkürler. Mersi. Nermin'cim hayatım bu ırnar ne oluyor böyle? Bu ne bu? Nasıl ne oluyor Mahir? Koskoca Avrupa'yı minimalizm rüzgarı kasıp kavururken herhalde o heyyula gibi koltuklarda oturacak halimiz yoktu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı rahatmış ha. Şahane. Sen manda mısın yayılıyorsun? Doğru düz otur. Peki ben evimde yayıla yayıla televizyon seyredemeyecek miyim? Yayılmak yok Mahir. Yayılmak bitti. Bunları nereye koyalım abla? Heh, şöyle koyabilirsiniz. Nermin, hayatım. Psikolojik sorunların mı var senin? Ne gibi? Çöp mü biriktiriyorsun? Ha, onu da söyleyeyim. Bundan sonra çöpleri kafamıza göre atmak yok Mahir. Onu da mı Avrupa'ya soracağız? Sormana gerek yok. Gevrek gevrek gülme suratıma. Adamlar yazmışlar zaten. Müttesebat 88. madde. Ne diyor 88. madde? Ne diyor? Bundan sonra çöpler plastik, cam, metal, kağıt olarak ayrılıp atılacak. Niye abla? Nasıl niye? Geri dönüşüm için. Attığımız çöpleri geri mi gönderecekler? Ah, daha çok işimiz var. Çok. Ayrı çöpleri atmasak mı olur abla? Çöpler ziyan olur. Bravo Mahir. Koskoca şirket sahibisin ama bu eziklerin esprisine gülüyorsun öyle mi? Bu 17 yaşındayken böyle değildim. Vallahi böyle.